Zaten bizi de özdeşleşti ya. Yani biz bazen bitti diyoruz da oyuncular terse yatırıp böyle bitmedi dedirtiyorlar bize. Ya keşke böyle olsalar, kazansalar ve biz de hep böyle mutlu mutlu programlar yapsak. Ya yani. Şöyle bir başlık mı atardım acaba bir gazetenin spor müdürü olsam? Oh be! Demek ki oluyormuş değil mi hocam? Valla benim işime sinmiyor abi. Siz oh deyin, moh deyin. Benim işime sinmiyor abi. Luchescu'yla Arda Turan benim işime sinmiyor. Kusura bakmayın. Hocam benim ben, önemli olan burada Ay Yıldız'dı. Diğer çocukların hepsini tebrik ediyorum. Luchescu ve Arda Arik. Luchescu'nun geçen hafta yaptıkları, söyledikleri, utanmayacak mı şimdi? Arda Turan'a Burak'a penaltıyı verse, kırmızı gösterse ne yapacaksın? Hakem demişti. Hırvat'ın teknik direktörü gidip telefondan göstermedi şey ama. Hakeme. Ne oldu? Özür mü bekleyecek şimdi UEFA'dan? Hırvatların tekniği. Ya sığınmayacaksın, ağlamayacaksın. Geçen hafta çıkartmışsın. 7 tane futbolcu değişik. 7 tane futbolcu değişik. Unuttuğun, almadığın, maçtan sonra senin tokat gibi suratına vurduğun adam, geçen hafta ilk değiştirdiğin adam Oğuzhan, bugün maçı kurtaran adam Oğuzhan. Utanmadın mı acaba? İyi oynadı. Ey Luchescu. İyi oynadı. Süper. Ya, Oğuzhan olmasa çok zordu. Utanmadın mı? Geçen hafta oyuna ilk aldığın adam, bu hafta maçı kurtaran adam Oğuzhan, oynadığı toplar. Acaba yüzün kızarmadı mı kenarda? Yok ama hocam aptallar fikir değiştirmez sadece. Biliyorsun o fikri değiştirir. Biz mi aptalız, o mu aptal acaba şimdi? O hep söylüyor ya, atlar eşekler birbirini tekmeler falan diye geçmişte. Hocam sadece Oğuzhan da değil ki, Çağlar'ı stoperde gördük. Kaan Ayhan denen çocuk hayatında 7 kere sağ bek oynamış. 7 kere. E hani Türk oyuncu yoktu? Hani yabancı oyuncu ya? Bırakın ne yabancı oyuncusu ya? 50 tane yabancı oyuncu gelsin. Neden korkuyorlar abi? Rekabetten mi? Bırakın bu işleri ya. Futbolcuysan rekabetten korkma. Ne var abi, işte çıktılar aradılar çocuklar. Aynen öyle. Senin gidip memleketten çağırdığın federasyon başkanına, teknik direktör makamına küfür eden adamı, gazeteci umruklamaya giden adamı baş tacı yaptın, gittin yaladın getirdin takımın en kötü adamı, el freni. Adamı oyundan çıkarttın, takımın sürati arttı be. 70'ten gidiyorduk 120'ye çıktık. Utanmıyor musun Luchescu? Ya bırak, içime sinmiyor abi. Ama şunu söyleyeyim hocam. Goldeki Arda'nın sevincini gördünüz mü? Tabii ya ki canım, herhalde. Gördün ya mi? Bırakın abi. Vallahi ya. Bırakın abi ya. Bunlar da bizim çocuklarımız. Çok teşekkürler. Hakkını da bazen teslim edelim. Siz konuşun abi. Beni ilgilendirmiyor. Yani orada ben söyleyeceğimi söylüyorum. Kenardaki refleksi güzeldi. Ha gerçi ötekilere sana sonuna kadar katılıyorum zaten. Seninle aynı fikirde olduğumuzu biliyorsun da bunu da göz ardı etmeyelim yani. Şimdi insan hakikaten şu Kaan'ı görünce, Çağlar'ı görünce, Nuri'yi görünce... Mehmet Topal da iyi stopermiş. Ya ne hocam, kadar kritik bir müdahale yaptı. Bir tane toptaki pozisyonu gördün mü? Vallahi gol olurdu. %100 golü, bak, ya %99 golü engelledi. Kesin. O ayağını uzatma, sonra da attı adam. Sakatlanıyordu. Aynen öyle. Onlar görüyor musun? Bir tane daha iyi maçı vardı. Çek Cumhuriyeti maçı. O da Hırvatistan. O da Hırvat maçı. İlk Hırvat maçı. 1-1 biten maç. Onunla da müthiş oynadı. Ya o hamlesi var ya. Hakikaten inanılmazdı. Maçın kırılma anı oydu. Benim içime sinmiyor abi. Sizin işinize siniyorsa öyle, benim içime sinmiyor abi. Kusura bakmayın. Sevinemiyorum. Ya bazı galip şeyler... geldik. Bütün çocukları tebrik ediyorum. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Arda ve Luchescu hariç. Tamam, bu da bir yaklaşımdır da yani şey, ne derler ona. Sonuçta bizim milli takımımız hocam. Yani ben hakikaten biz havalara zıpladık gol falan olduğunda. Yani işin o tarafı farklı. Bazı yanlışlar var. İnşallah onlar da düzelir, akıllanır hepsi. Ne diyeyim ya, ona da bir şey diyemiyorum hocaya o konuda da. Ama başarıya gitmek için her şeyi mubah fikrinde olan insanlardan değil. Başarıyı sağlamak için her şey mubahtır, her şeyi yaparım diğer insanlardan değilim. O fikirde insan olamadım. Kuşkusuz hocam, tabii ki. Ama başarıyı bir şekilde sağlayacaksak sağlayacağız. Başarılı olmamak için her şeyi yapmışken buna rağmen başarılı olunca Ay Yıldızlı formayı Dünya Kupası'nda görmek önemli. Siz anlatın senin, abi. Hocam senin çocuklar anlatın, büyük. Evlendiler, çocuk sahibi oldular. Benim oğlum küçük. Benim Arjantin 78'i izlediğim yaşta benim oğlum İnşallah Rusya'da milli takımlı Dünya Kupası izleyecek. İnşallah. En büyük şeyimiz o. Temennimiz o. Ben 51 yaşındayım. Ben bir tane gördüm. Ben de bir tane gördüm. Bir tane. Başka yok. Yani ben dolayısıyla tabii ki gidelim. Daha da gitmedik ha. Daha dur. Yani belli ya ki hala. Biz bunları yaşadık, gideriz böyle. Ya, yok, hiç belli olmaz. İzlanda bunlardan iyi takım. Ben sana söyleyeyim. Hırvat takımı var ya herhalde. Bir beraberlik ben bize Dünya yeter. Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı tutuyordum. Almanya'ya yendi, kahroldum. 74. Hem de şeyde İzmir'de, nerede? Evet. Bir yerde seyrettim. Bir otel, ne oteli şimdi unuttum. Böyle
İş Bankası'nın lokali falan da vardır o koyda. Sen bilirsin oraları. Bunu bilirim. 100 tane Alman'ın arasında seyrettim. Herhalde tek Hollanda son ben. İlle doldu bu. Bir de Hollanda 2-1'lik maç. 1-0 öne geçti. Kuvvet bir penaltı yaptırdı daha maçın başı. Musun? Ben de hatırlıyorum. Benim de ilk canlı seyrettiğim maç odur. Ben. Ondan sonra Almanlar gene bitirdi işi. İşte ben onda yokum. Ya varım da hatırlamıyorum yani. O Leyla. Zamanlar suya bu diyordun. Tabii. Evet. Aynen de öyle. Hakikaten de suya da bu dermişim yani. Neyse valla hakikaten arkadaşlar puan cepheni hızlıca ekranlara getirirse şimdi dikkatimizi... Ama Türk insanının yani mutluluğa ihtiyacı var. Kuşkusuz. Bu tip sevinçlere ihtiyacı var, o açıdan iyi. Taraflar ne güzeldi hocam. Müthiş maçın başından sonuna, baca maçın yıldızı taraftardı ya. Abi Eskişehir futbol kentidir ya. Eskişehir, Bursa bunlar futbol kenti hocam biliyorsun yani. Evet, yıllarca. Bunlar hep olmalılar. Kesin. Şimdi bir ay sonra İzlanda'yı burada ağırlayacağız. Allah. Maça bak. O maçı alırız ya. Değil mi daha? Alırız. İnşallah. Yani bak o takım ters takım. Şimdi işin birazcık hadi duygusal tarafı falan da. Takımı sağdan çekti biliyorsun. Lige çıkamadı o. Sağdan çekmede kaybetti puanları. Alpay Özalan teknik direktörken. Biri başkana attı, biri Alpay'a attı ama kimin ne olduğu belli değil. O arada karambol. Ama Eskişehir seyircisi bugün nasıldı hocam? 90 dakika. Müthişti ya. 90 bak, dakika. Takım öyle kırılgandı ki. Bir de maça da kötü başladık ha. Daha adam 5. dakikada bence Volkan o topu çıkartmasa sağdan hani çaprazdan vurdu ya. Mane bulacağını düşünmüyordu. Aynen, onlar çok rahattı. Ama Mamu oynuyorlardı. Sonra Mamu'yu gördüler. Akılları başlarına geldi ama. O yüzden ama diyorum İzlanda kalktı. Böyle takım değil. İzlanda haddini bilerek oynuyor ve sert takım İzlanda. Bize ters gelebilecek. İşte kalan tüm maçlar I grubunda. Bakalım. Hırvatistan Finlandiya'yı ağırlarken ki böyle oynarlarsa o maçta da işleri zor söyleyeyim. Ha böyle oynarlarsa zor. Vallahi zor. Finlandiya. Kosova maçında da mutlanmıştım hatırlıyor musunuz? Evet, tamam bizim takım öyle. Kötü de Hırvatlarda da bir şey bir yok demiştik. Bir de hakkını teslim edeyim Erman hocam. Hı-hı. Bu kaleci dedi şey dedi. Biraz zayıf halkaları kaleci dedi. Halkadan kaleci sağ olsun. Şut eline gelen topu verdi bize. Kosova Ukrayna'yı ağırlayacak. Neden olmasın Kosova? Ve biz de İzlanda'yla oynayacağız. Bir dakika abi hesap yapalım. Hırvatistan, Finlandiya. Normalde 3 yazarsın. Normalde 3 yazarsın ama ne oldu? Hani her şey olur. Şöyle vuracağına gelen topa şöyle yaptı. Önüne doğru önüne bıraktı. Önüne indirdi şey yani voleybolda falan indirsin ya böyle dınk diye böyle manşet yapar. Böyle vuracağını böyle yaptın. Golü yedin. Sağ olsun. Ellerine sağ sağlık. Sağ olsun. Elleri dert görmesin. ne şey şu puan durumu ne kadar bakalım. Kazak bir futbolcu ya. Vardı. Hani bir gol attı da. Şey işte ilk Kazakların deplasman galibi. İslam Bey. Ona da selamlar. Ya. Ona da selamlar. O da eminiz Türkiye ile kalbi atan bir arkadaşımız. Güzel de röportajlar vermişti. Yani işin özü şu. Kaldı iki maç sayın seyirciler. İzlanda'yı yenelim. İç saha artık bu havayla, gerçekten bu tempoyla, yani bu moralle bir ayda var. Artık lig de ilerlemiş daha olacak. Moralle çıkacağız. Topçularımız da daha çok form tutacaklar. Daha da bir olayın ehemmiyetini kavrayacak. Evet, tanıdık bir isim Hakan Gündoğar'ın yanında. Hırvat ve Türk futbolunun kesişim noktalarından Stepjan Thomas. Ona da selamlar olsun. Severiz kendisini. Neler hissediyor merak ediyoruz. Tahmini ne bu grupta? Hakan Korkmaz, ben hemen Thomas'a döneyim hocam. Çok teşekkür ederim öncelikle geldiğiniz için. Nasıl buldunuz her iki takımı? Türkiye'nin galibiyete çok ama çok ihtiyacı vardı. Ukrayna'da alınan 2-0'lık galibiyet. Grupta dengeler değişti mi? Tabii ki grupta karıştırdı. Çünkü 4 takım şansımız şimdi var. Bu akşam Uçban Türkiye için tebrik ediyorum. Çünkü çok iyi maç oldu. Çok 90 dakika çok iyi oynadılar. Ama Hırvatistan'da ilk 10 dakika, 15 dakika iki pozisyon girdi. Orada gol atsaydı farklı maç olacak. Atamadık, sonra maçı dengeledi. İkinci devre Türkiye'de daha iyi başladı. Çünkü bizim iki gün önce maçı var Hırvatistan-Kosova. Orada etkiledi, oyuncular yorgun. 2-3 tane pozisyon da var ikinci devre. Gol attı Türkiye'de ve tebrik ediyorum. Hak ettiler 3 puan bu akşam Türkiye için bu ülkede çok önemliydi. Peki grupta ne olur hocam? Kimler çıkar sizce? İnşallah Türkiye'de ve Hırvatistan'a beraber çıksa ve hep beraber Dünya Kupası gideriz. Peki Cenk Tosun ve Burak çift forvet oynaması bugün Hırvatistan milli takımını şaşırtmış mıdır sadece? Zaten Burak da forvet oynadı. Kenarda oynadı Cenk Tosun, öbür kenarda Arda. Beni şaşırttı orta saha. Orta saha Nuri Şahin ve Oğuzhan Özyakup. Orada biraz yumuşak maçtan önce gördüm ama
başka farklı şeyler yapmak istedi hoca. Büyük ihtimal orada şeyde daha fazla top tutması istiyordu. Çünkü daha teknik oyuncuları da var. Oğuzhan Özyakup ve Nuri Şahin. Orada daha iyi top tuttu. Türkiye'de orada avantaj oldu. Peki hocam, son olarak şunu soracağım. Çünkü teknik direktörler gelecek. Vida çok iyi bir stoper. Beşiktaş'a gidirse faydalı olur mu? Sizden öğreneyim. Siz de çünkü çok iyi bir stoper. Tabii ki, tabii ki. Faydalı olur. Çünkü Vida'da uzun yıllarda Hırvatistan milli takımda oynuyor. Dinamo Kiev'de oynuyor. Çok çabuk, hızlı ve iyi teknik bir stoper ve tam Beşiktaş'a ona ihtiyacımız var, öyle gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de Türkçe röportaj verdiğiniz için hocam. Görüşmek dileğiyle. Evet Serkan Korkmaz, sözü tekrar size bırakıyorum. Az sonra basın toplantıları başlayacak. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet, tanıdık bir yüzdü. Türk ve Hırvat futbollarının kesişim noktasında önemli bir isimdi Stepan Tomas. Özet geldi ve işte bu önemli zaferin önemli anları geliyor ekranda.